Herkese merhaba arkadaşlar. KriptoB YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere TR Binance hakkında bilgiler vereceğim ve TR Binance kullanımını göstereceğim. İlk olarak eğer borsaya üye değilseniz bizim %10 komisyon indirimli referans kodumuzla birlikte üye olabilirsiniz. Açıklama kısmına bırakıyorum. Üye olduktan sonra hesabınıza giriş yaptığınızda ana sayfada başlıyoruz. Burada profil kısmından başlamak istiyorum. İlk olarak güvenlik kısmına giriyoruz. Üye olduktan sonra kimlik doğrulamayı yapmak zorundasınız. Neden yapmak zorundasınız? Çünkü nakit para girişleri için kimlik doğrulama zorunluluğu var. Bu yüzden kimlik doğrulama işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Resimli ve aynı zamanda elle girilecek şekilde bilgilerinizi isteyecektir. Onun dışında Google 2 FA'yı kesinlikle kurmanızı öneriyorum. Yani şifrenizi herhangi birine verseniz bile Google kodu olmadan giremeyeceği için en güvenli yol budur. Ki bu kuruluysa zaten SMS doğrulamayı kurmanıza gerek yok. Yani sadece bir tanesi yeterlidir. Google 2 Faktör de bu alanda gerçekten çok iyi. Onun dışında cihaz yönetimi adres yönetimi, giriş şifresi vesaire gibi ayarları da buradan yapabiliyorsunuz. Referans kısmına geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi kazanacağınız %20, arkadaşınızın kazanacağı %0. Ama eğer arkadaşınıza %5 hediye ederseniz siz %15 alırsınız, arkadaşınız %5 alacaktır. %10'da ise yarı yarıya bir komisyon oranına sahip olmuş oluyorsunuz. Arkadaşınız link attığında davet kodunun altında %10 yazısını veya %5 artık görebilirsiniz. Ona göre üye olabilirsiniz. Bu sayede daha düşük komisyon ödeyebilirsiniz. Referanslarınızı da burada görebiliyorsunuz. Şimdi cüzdan kısmına geliyorum. Cüzdan kısmına girdiğinizde bakiyeler kısmı görünüyor. Toplam bakiyeniz hem dolar cinsi hem bitcoin cinsi hem Türk lirası cinsinde gözüküyor. Türk lirası ayrı bir yerde olarak burada en üstte gözüküyor. Diğer kripto para bakiyeniz ise kripto para bakiyeleri altında görünüyor. Burada kullanılabilir bakiyeler, toplam bakiye, toplam bakiye ve kullanılabilir bakiye arasında ne fark var derseniz, toplam bakiye 6.5, kullanılabilir 6.5. Ben eğer gidip bunun ikisini satış emri girersem, toplam gene 6.5 olur ama kullanılabilir 4.5 olur şeklinde düşünebilirsiniz. Burada kripto paraların yatırma, çekme işlemleri ve alım satım sayfasına doğrudan gitme linkleri mevcut. Mesela siz kripto para borsası olan TR Binance'a para yatırmak istiyorsunuz. Nakit giriş işlemi sağlayacaksınız. Buradan hesap kısmından TR'ye yatırmaya tıklayabilirsiniz ya da direkt soldan yatırmaya girebilirsiniz. Yatırmaya girdiğinizde gördüğünüz gibi Ziraat Bankası havale, Vakıfbank havale ve diğer bankalar ile EFT yapabilirsiniz. Ziraat Bankası hesabı kullanıyorsanız buradan Ziraat Bankası hesabını seçip gönderirsiniz. Doğrudan havale olur. Başka bankalar kullanıyorsanız herhangi bir bankaya vesaire şeklinde buradan tıklayarak EFT yapabilirsiniz. Hesap adını ve IBAN girerek transfer işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde Binance Global'e TRY'yi TRY banka üzerinden yatıramıyorken TR Binance hesabımıza TRY'yi banka üzerinden yatırabiliyoruz. Binance Global ve Binance TR'nin ayrılma sebebi de zaten bu oluyor. Çekme işlemlerine gelirsek aynı şekilde TR'ye çekeceğiniz zaman burada banka bilgilerinizi giriyorsunuz, miktar giriyorsunuz. Onaylaya basıyorsunuz. Bu şekilde de çekebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda işlem ücreti sıfır. Kripto para çekmek istediğinizde ise herhangi bir kripto para artık cüzdanınızda hangisi varsa o kripto parayı seçiyorsunuz. Seçtiğiniz kripto parayı ağı burada mevcut. Bu ağları destekliyor. Hangi ağdan göndermek istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Burada alıcı adresi girip tutarı girip göndere basabilirsiniz. Eğer alıcı adresi sizin Binance Global alıcı adresinizse bu adresi kaydet diyerek daha sonraki gönderimlerde kolayca adres girildi şekilde işlem yapabilirsiniz. Bu şekilde de kripto para gönderimlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken kısım işte ücretleri. Göndereceğiniz kripto paraların kesinlikle işlem ücretlerine bakın. Bazı kripto paralar çok fazla komisyon kesebiliyor. Bu yüzden komisyon oranlarına dikkat etmenizde fayda var. Yatırma çekme geçmişinde kripto para ve TL yatırma geçmişinizi, çekme geçmişinizi görebiliyorsunuz. Burada ikisini ayırabiliyorsunuz. Daha önceki yatırma geçmişi ve çekme geçmişi buradan tarihi belirlerseniz geçmiş dönemleri de rahatlıkla görebiliyorsunuz. İşlem geçmişi Binance TR hesabından Binance Global hesabı arası transfer var biliyorsunuz. Bu yüzden Binance TR'den Binance Global'e doğrudan komisyonsuz transfer yapabiliyorsunuz. Transfer işlemlerinizi de burada görebiliyorsunuz. Dağıtım geçmişi ise etkinliklere katıldığınızda kazandığınız ödüllerin dağıtımı ve direkt Binance'in kendi yaptığı airdropların vesaire gibi durumların kazancını burada görebiliyorsunuz. Mesela bize Binance TVT airdrop altında 22 TVT göndermiş. Daha önce davet etkinliğinden 162 AVAX kazanmışız, 12 XP kazanmışız gibi gibi dağıtım geçmişinde buradan görebiliyorsunuz. Burada emirler kısmı var. Emirler kısmında açık emir dediğimiz olay eğer alım emri girdiyseniz veya satış emri girdiyseniz gerçekleşmediyse burada gözükür. %50 mesela 100 adet Avax alımı girdiniz 50 adet alındı. %50 şeklinde burada gerçekleşti görünür. Kalan işlem burada açık emir olarak beklemede kalır. Bu şekilde açık emirlerinizi görebilirsiniz. Emir geçmişinde daha önceki yapmış olduğunuz alım satım geçmişlerini görebilirsiniz. Daha doğrusu girmiş olduğunuz ve bozduğunuz emirleri. Eğer girmiş olduğunuz emir gerçekleşirse de alım satım geçmişinde görebiliyorsunuz. Ayarlar kısmında yine aynı şekilde hesap güvenliğine girdiğinizde kimlik doğrulama kısmı var. Profile girdiğinizde hesabınızın seviye 1 ve seviye 2 şeklinde onaylandığını görebilirsiniz. Bu arada komisyon oranları burada yazıyor. Piyasa yapıcı %0.1. Piyasa alıcı %0.1 şeklinde düşük bir komisyon oranına sahip Binance TR. Mesela para bu da siz 10.000 lirada 35 TL ödüyorken Burada 10.000 lirada 10 TL şeklinde düşük bir komisyon ödersiniz. Bu yüzden Binance TR kullanmak gerçekten çok avantajlı oluyor. Aynı şekilde Binance Global arası transferlerde sıfır komisyon olduğu için Binance TR ve Binance Global kullanımı gerçekten yaygınlaşmaya başlıyor. Aynı şekilde emirlerinizi, emir geçmişinizi vesaire buradan görebiliyorsunuz. Cüzdandaki dağıtım vesaire gibi geçmişleri yine buradan görebilirsiniz. Şimdi piyasaya tıklıyoruz. Burada bu borsada listeli olan kripto paraları görebilirsiniz. Binance Global'e göre çok daha az coin var. Sebebi Binance TR yeni yeni kullanılmaya başlıyor. hacim arttıkça diğer kripto paralar da buraya eklenecektir. Şu anda görmüş olduğunuz gibi sadece buradaki coinler mevcut durumda. Aynı şekilde bunları USDT paritesiyle alabileceğiniz coinler var. Boost paritesiyle alabileceğiniz coinler var. Boost bu arada Binance'in dolara endeksli kripto parasıdır. Ve Boost ve USDT tamamen ikisi de dolara endeksli. Hangisini kullanmanız pek fark etmez açıkçası. Yani sizin tercihinize kalmış. Burada paritelere göre istediğiniz gibi tercih yapabilirsiniz. Bazıları çok soruyor. Benim param dolar oldu. Sıkıntı olur mu? Veya TR'ye gözüküyor gibi gibi. Mesela hesabınızda bir bitcoin var. Bu bitcoin'in dolar değeri göstermesi, TRY değeri göstermesi veya atıyorum Kore parası değeri göstermesinin hiçbir önemi yok. Sizin bir bitcoin gene bir bitcoin'dir. Orada sadece seçmiş olduğunuz kuru size yansıtıyor, gösteriyor. Onun dışında paranız her zaman aynı. Ona takılmanıza fazla gerek yok. Burada ek olarak favoriler kısmı gene her borsada olduğu gibi var. İstediğiniz coin'i direkt bulmak için buradan arayabilirsiniz. Borsa kısmına geçiyorum. Burada alım satım geçmişini anlık olarak görebiliyorsunuz. Aynı şekilde burada pariteler mevcut. TR, USDT ve BUS pariteleri olmak üzere istediğiniz pariteye tıklayarak işlem yapabilirsiniz. Grafikleri buradan görebiliyorsunuz. Şimdi size alım satımdan biraz bahsedeyim. Alım satımı daha kolay anlatabilmek için sizlerin daha kolay anlayabilmesi için Avax TR'ye giriyorum. Daha düşük fiyatlı bir coin olduğu için. Mesela burada 342 TL'den satılıyor. AVAX'ı 242 TL'den almak istiyorsunuz. 10 adet alacaksınız. Buradan 242'yi seçip alım emri gerçekleştiriyorsunuz. Satacaksanız buradan en yüksek almak isteyen kişiye de satım emrini verebilirsiniz ve gerçekleştirmiş olursunuz. Burada piyasa emri direkt miktar giriyorsunuz. Mesela 100 TL'lik alım istiyorum. 100 TL'lik alım girdiğimde otomatik olarak o en düşük satış fiyatından zaten almaya çalışacaktır. Bu şekilde fiyat belirlemeden direk alım işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Stop limit ve OCO emir tipine değineceğiz başka videolarda fakat stop limit çok soruluyor. Bu yüzden bu videoda biraz anlatmak istiyorum. Stop limit şu şekilde gösterelim. Mesela şu anda AVAX 242 TL. Biz bunun 240'ın altına düşerse ya da 230'un altına düşerse 210'a kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. Ne oluyor bu sefer? Diyoruz ki eğer 242'den fiyat 230'a gelirse stop fiyat 230 yazıyoruz. Diyoruz ki 240 TL düştü 230'a geldi. Eğer AVAX 230'a gelirse buradan da 200 TL'ye kadar düşecektir. Öyle tahmin ediyoruz. O yüzden burada 228 girerek satış emrini oluşturuyoruz. Ne yapmış olduk? AVAX şu an 240 TL. Eğer Avax 230 TL'ye düşerse 230 ve 228 TL arasında satmasını istemiş olduk. Bu sayede 230'tan satıyor ve 220'ye 210'a düşeceğini tahmin ettiğimiz için da daha fazla zarar etmekten kurtuluyoruz. Hatta düştükten sonra geri alarak adet arttırabiliyoruz. Aynısını alım memuru olarak da gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela Avax 241 TL. Ben diyorum ki Avax eğer 250 TL olursa 250 5 aralığında alım emni gerçekleştir. Bu nasıl oluyor? 200 şu an 240 TL diyorum ki eğer 250'yi kırarsa buradan 280'e doğru gidecektir. O yüzden almak istiyorum. Ben borsada değilken 250'ye kırarsa bana 250 ve 255 aralığında alım gerçekleştir ve 280'lerde satabileyim şeklinde düşünebilirsiniz. Burada 250'de direkt stop koyuyoruz. Neden 250'ye direkt alım girmiyoruz derseniz çok fazla alım ve satım emirleri olduğu için alamayabilirsiniz veya satamayabilirsiniz. Bu yüzden bunlar arasında fark bırakıyoruz ve alım satım emrinizin gerçekleşme ihtimalini yani maksimum seviyeye çıkartıyoruz ve kesinleştiriyoruz diye düşünebilirsiniz. Son olarak tekrardan para yatırma ve çekme işlemlerinden bahsetmek istiyorum. Herhangi kripto para borsasından buraya para yatırmak istiyorsanız kripto para yatırmayı seçiyorsunuz yatırmak istediğiniz coin'i seçiyorsunuz ve yatırmak istediğiniz coin'in ağını seçip bu adrese gönderim sağlıyorsunuz. Türk lirasını bankadan yatırabilirsiniz doğrudan. Para çekme işlemlerinde ise bu şekilde buradan bankaya para çekebilirsiniz. Kripto paraları ise çekmek istediğiniz artık hesabınızda hangi kripto para varsa onu seçerek istediğiniz ağda alıcı adresi girerek memo varsa girerek şeklinde çekim işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede başka borsalara da transfer işlemini gerçekleştirmiş olursunuz. Bu şekilde Binance TR videomuzu hazırlamış olduk. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sorusu olan yorum olarak sorabilir. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkürler.